Burada bu tesbihatı yaptıktan sonra tekrar kavme dediğimiz, bakın taadili erkandan bahsediyoruz. Rükünlerin hakkını vermek. Buradan kavme dediğimiz tekrar kıyama doğrulurken Semiallahu limen hamide dediğimizde burada bir tesbih miktarı durmamız farz diyor. Üç mezhebe göre böyle. İmam-ı Ebu Yusuf da farz diyor. Bu da Hanefi mezhebinin müçtehitlerinden. Bir tek İmam-ı Azam Efendimizle İmam Muhammed rahimahullah vaciptir diyor. Burada vücut bir sükun bulacak. Dimdik duracağız. Yani şöyle olmayacak. Hemen kısaca yapılan yanlışı anlatalım. Rukiye gittiği Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim. Semiallahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd. Allahu Ekber. Böyle olmayacak. Böyle olursa olmaz. Şimdi secdedeyken yapılan hatalar, ayaklar özellikle. Ayak parmak uçları mümkün mertebe kıbleye doğru olmalı. Eğer ayaklarımız şu şekilde olursa, yani tırnak dediğimiz şu kısmı yere temas ederse ayağımız değmemiş olur. Secdemiz de olmamış olur. Bu kadar önemli bir konu. Yani en azından şu parmaklarımızın uçları yere temas etmesi lazım. Bir de ayakların yerden kalkması söz konusu. Secdedeyken hiç değmezse secde olmamış olur. Secde olmazsa namaz olmaz. Secde namazın en önemli olan rükünüdür. Secde asıldır. Dolayısıyla secde edemeyen bir kişi rükû ve kıyamda düşer. Ellerimiz bu şekilde, alnımız, burnumuz yerdeyken tesbihatımızı yapıyoruz. Ne diyoruz? Subhan rabbiyel a'la. Üç kere söylüyoruz. Buradan Allahu Ekber deyip celse dediğimiz buraya geldiğimizde işte taadili erken burada da oluşuyor. Burada da bir tesbih miktarı en azından durmamız gerekiyor. Buraya geldiğimizde bu celse yukarıdaki kavmeydi. Burada bir tesbih miktarı durmamız lazım. Sonra Allahu Ekber, Subhan Rabbiyel Ala, üç kere en az tesbih ediyoruz. Tabi burası, bu secde çok çok önemli. Rabbimize en yakın olduğumuz mahaldir. Dolayısıyla aklımız ne kadar başımızda olursa o kadar çok istifade ederiz. Yine manalarını düşünelim yani. Subhane Rabbiyel A'la diyoruz. A'la en yüce demek. En yüce olan Rab ki Allah'ımız, onu tesbih ediyoruz.